Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir pazar sabahı. Sabahı mı demem lazım, artık öğleni mi demem lazım bilmiyorum ama. Ve şimdi bizim bir kargomuz var. Kargo, Seda sipariş vermişti bu dolap içi. Eşarp düzenleyici değil mi aşkım bu? Yani normalde mutfak kileri olarak geçen bir dolap. Ciddi misin? Evet. Aynı zamanda bunun renklilerini çocuk odalarında da kullanıyorlar. Hatta evet. Nilda'nın odasında da var. Trendyol'dan aldın değil mi bunu? Trendyol'dan aldık. Şimdi evet. Bunu açacağız, kurulumunu yapacağız. Size de bunları göstereceğiz. Ben de geleyim. Şöyle. Selam. Ay burada terlik, babaların terlikleri kalmış. Nerede? Arkada. Kadraja giriyor. Bu bayağı uğraştıracak bir şey. Şöyle altı çekmeceli bizimkisi. Şimdi bunu dolaba nasıl sığdıracağım? Sor. Böyle altı çekmeceli bizimkisi. Şöyle size göstereyim. Parlıyor. Derinliği şöyle parmaklarım hizasında diyebilirim. Ya yaklaşık 10 santim şöyle. Falan. Evet. Ben bunu almamın sebebi eşarp ve şallarım artık koyduğum yere sığmıyordu ve şu an oraya görseniz bütün şallar böyle birbirine girmiş durumda. Bu altı çekmeceli dolabı eşarp şal dolabı yapacağım. Büyük ihtimal 3 tanesini sığabilirim. Bir tanesi de pamuklu şallar, bir tanesi de ipek şallar, bir tanesi de eşarplar gibi. Peki nasıl? Hadi bir tanesi de tülbentler yaparım. Diğer kalan iki çekmecesine de yapacağım. Parfümleri falan koyacağım. Bu makyaj masasının üstünü boşaltmak istiyorum açıkçası. Bunu gardırobun içerisine yerleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Dolabın içine bu çekmeceli dolabı koyacağım. Çünkü bizim dolabın içi çok kullanışlı değil. Çekmecelerimiz az. İki çeşit çekmece var toplamda. Nerede? Gardırobun içinde. O yüzden daha kullanışlı hale getirmek için böyle bir şey yapacağım. Akşam misafirimiz vardı. Yaklaşık 15 kişi miydik? Özge'nin annesi babası, Özge'nin halası, sonra benim kayınvalidem, kayınpederim. Başka kim vardı? Abimler, ablamlar. Böyle herkes bizdeydi anlayacağınız. O yüzden bugün evin temizlenmesi lazım. Aslında bugün de misafirlerim vardı ama o iptal oldu. Ay şu an çok kötü gözüktüğümün farkındayım. O iptal oldu. Haftaya pazar gelecek. Bugün gelecek olan misafirlerim. Yarın akşam da babamın çok samimi arkadaşı, aynı zamanda çocukları da benim çocukluk arkadaşım olan Turgut amcalar ve çocukları ve eşleri. 3 çocuğu var. 3'ü de evli zaten. Çocukları ve eşleri gelecekler. Aslında yarın daha kalabalık olacağız. Yarın 20 kişi falan oluruz. Salı günü de, bakın şimdi bu hafta full misafir çağırmışım. Salı günü de Hasan ve Şule gelecek ama yılbaşı kutlamak için falan değil. Sadece şöyle ki, biliyorsunuz yılbaşından dolayı izin var herkese ve hani bu izinlerini dedik ki bize gelin, bizde kalırsınız. Çünkü genelde hafta sonları geliyorlar ama önümüzdeki hafta sonu işte bizim misafirlerimiz var, gelemeyeceklerdi. O yüzden ben dedim ki salı günü gelin madem işiniz yok. O yüzden salı günü gelecekler. Evet. Yani yılbaşı kutlamayı değil. Hep gelen insanlar, hani yılbaşına özel olmayacak o yüzden. Şimdi başlayalım biz. Gördüğünüz gibi dolabın yeni yeri burası. Bu arada şu detayı size göstermek istiyorum. Bu aslında bir komodin. Hatırlayanlar vardır belki. Normalde bir tane komodinimin üzerine bu komodini ayaklarını takmadan yerleştirmiştim. Ama bu evde çok yüksek oluyor ve prize engel oluyordu. Ben de komodini aldım. Ayaksız zaten, ayaklarını takmamıştık. Dolabın içine böyle yerleştirdim ve burada böyle bir çekmece kısmı oldu. Şu an yaptım bunu da yani. Bu yeni yaptığımız altı çekmeceli dolabı da böyle buraya koyduk. Bunun üzerine yerleştirdik. Gayet güzel oldu. Bu arada bu kısım böyle bayağı bir uzun askılık. Yani altında hiçbir şey yok. Burada böyle işte abiyelerim. Şu ablamın nişanında giydiğim mor abiye. Bu Gizem'in düğününde giydiğim abiye. Bu hangisi bilmiyorum. Sanırım abimin düğününde giydiğim abiye. İşte burada ikili takımlarım var. Şu tanışmaya geldiklerinde giymiştim, Bahadırlar tanışmaya geldiğinde. Bakın burada nikah elbisem duruyor.
Mevlüt'te giydim diye daha kaldırmamışım onu. İşte burada böyle uzun elbiselerim var. Burada bir tane böyle trençkotum var. İçerideki montla sığmayan. Onu da buraya asmışım. Kırmızı elbisem falan. Hani uzun elbiseleri buraya koyuyorum ki tam böyle asılsın diye. Şimdi yanına da böyle bir sistem yaptım. Bunu yapmak zorundayım çünkü gitgide dolaba sığamaz oldum. Aslında böyle ayda bir sürekli dolabı düzenlerken, bu arada ben dolap konusunda çok düzensizim ve sürekli dolabı düzenleme ihtiyacı duyuyorum. Ayda bir dolabı düzenlerken her seferinde böyle bir poşet dolaptan çıkartıyorum. Ona rağmen yani yine de zor sığıyorum. Sanırım bu abiyeleri artık bazanın altına kaldırmam lazım ama bazanın altı dolu ne olacak bilmiyorum. Neyse şimdi ben şalları, eşarpları getireyim, yatağın üzerine koyayım. Sonra artık bu dolabı yerleştirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bütün şalları, tülbentleri böyle yatağın üstüne yığdım. Küçük bir dağ oluştu ve şu an bilmiyorum nasıl yapacağımı. Öncelikle şöyle yapacağım. İpekleri bir yere, pamuklulları bir yere, tülbentleri bir yere şeklinde ayıracağım. Ondan sonra yerleştirmeye başlayacağım. Büyük ihtimal yine biraz eleme yaparım. O zaman başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şuraya özel günlerde kullandığım hem ipekler, Medine ipekleri veya böyle janjanlı şalları koydum. Şu kısımda pamuklular var ve şurada da tülbentler var. Şu şeyin içinde de eşarplar var. Benim çok fazla eşarpım yok. Yani şöyle göstereyim size. Bunun içinde muhafaza ediyordum eşarpları. Şal daha çok kullanıyorum. Eşarpı böyle düğünlerde, kınalarda falan işte bazen takıyorum veya kıyafetime çok uygun bir eşarp varsa diye. Şu sağ kısma da verilecekleri hazırladım. Birazcık azalttım anlayacağınız. Şimdi hemen bunların yerleştirmesine geçelim. Evet, gördüğünüz gibi biraz zor sığdım ama sığdım çok şükür. Öncelikle şöyle burada ipek şalları koydum. Buraya bir scarf'ın gönderdiği, özel günlerde de kullanabileceğim ve çok rahat ettiğim için sürekli kullandığım şalları koydum. Burada bir zamanlar benim satmış olduğum pamuklu şalları koydum. Bunları hala çok kullanıyorum. Gerçekten çok rahat. Bu alt kısımda tülbentler var. En altına ise eşarpları yerleştirdim ve bitti çok şükür. Bence kullanışlı oldu. Şimdi bunun üst katına parfümleri getirip parfümleri koymayı düşünüyorum. Makyaj masasının üzerini boşaltmak için. Şimdi onları getireyim. Evet, bunları da böyle yerleştirmiş oldum. Bu Mevlüt'e gelen kütük kutunun içerisine artık parfümlerimizi buradan alıp sıkacağız. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunu söyledim mi bilmiyorum ama Trendyol'dan aldığım 130 TL ya da 120 TL civarında bir fiyatı vardı. Mutfak kileri olarak geçiyor. Yani mutfağında böyle bir şeye ihtiyacı olanlar alıp içerisinde işte makarnalarını, kuru baklatlarını ya da kavanozlarını falan koyabilir. Çok aşırı sağlam bir şey değil ama yani iş görebilecek bir şeye benziyor. Ben şimdilik memnun kaldım. Ben şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Daha doğrusu yemeğim vardı zaten. Bu arada Bahadır dolabı kurduktan sonra arkadaşlarıyla buluşmaya gitmişti. Her ne kadar size yansıtmasam da Bahadır çok sık arkadaşlarıyla görüşüyor. Yaklaşık haftada 3 gün rahat arkadaşlarıyla görüşüyor. Ben de hani kısıtlamıyorum bu konuda. İstediği zaman görüşebilir. Sonuçta arkadaşlarını tanıyorum ve yanlış bir şey yapmadıklarını biliyorum. Ve tabii ki onun da benden başka farklı insanlarla vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunun farkındayım. Ben öncelikle bu yemeklerimi zaten biliyorsunuz cuma günü akşam yapmıştım. Dün yemedik misafir var diye. Bugün artık yememiz şart oldu. Bugün yenmezse ziyan olacak. Tarhana çorbası var. Burada dolma biber var. Ve burada da pırasa var. Pırasadan dün biraz Özgür Duru için ısıttık.
çok güzel bir şekilde yedi. Özgür böyle benim yemeğimi yiyince nedense bir mutlu oldu. Çünkü 8 aylık ömründe ilk defa benim yemeğimi yedi. Zaten yemek yemeye de yeni başladı ama böyle bir mutlu oldum yani açıkçası. Şimdi şunları güzelce bir ısıtayım. Bahadır gelmek üzereymiş. Sofrayı kurayım. Yemeğimizi yiyelim. Annemlere geçeceğiz. Babaannem Çanakkale'den gelmiş. Onu görmem gerekiyor çünkü. Şu anda makyaj odasındayım. Karşınızdayım. Bugün bir akrabamızın nişanı varmış ve ben bunu birazcık geç öğrendim. Beni de davet etmişler aslında ama anneme söylemişler. O yüzden şimdi hızlıca nişana gitmek için bir makyaj yapalım. Salonda bir nişan olacak. Büyük bir nişan olacak. Yani bizim nişanlardan biraz daha farklı olacak düğün tarzında. O yüzden birazcık makyaj yapmak istiyorum ama çok da yapmak istemiyorum. Hemen şöyle Rimmel London'ın şu kırmızı kapaklı meşhur fondöteninden sürerek başlayalım ve bu arada biraz konuşalım istiyorum. Geçen gün biri bana şey yazmış. Gerçekten bu kadar misafirin geliyor mu gibi bir şey yazmış. Öncelikle şöyle, gerçekten misafir çağırmasam 10 kişilik menü hazırlamam da 1-2 kişi gelecek derim ve az şeyler hazırlarım ama ben her misafir geldiğinde gördüğünüz gibi böyle bir sürü şeyler hazırlıyorum. Hani gelmeyecek olsa neden böyle bir şey hazırlayayım? Ve ev görmeye geliyorlar aslında. Sağ olsunlar, her gelen de hediye getiriyor. Çok teşekkür ederim. Dün Özgün'ün annesi battaniye getirmiş. Özgün'ün halısı saklama kabı getirmiş. Üçlü takım bir şekilde. Sağ olsunlar. Aslında gerçekten hiç hediyeye gerek yok. Kendilerinin gelmesi yeterli ama işte herkes eli dolu geliyor. Hafif bir şekilde fondöten sürdüm. Ve sadece rimel süreceğim. Ablam düğünümde türbanımı sen yap diyor bu arada. Ama ben o telaşın içinde gerçekten bunu istemiyorum. Çünkü ciddi anlamda çok yoruluyorum. Nişanda da aynı şey oldu. Abimin düğünde de aynı şey oldu. Özge'nin düğünde herhalde bir 7-8. Ne 7-8'i? Özge'yi hazırladım. Ablamı hazırladım. Kuzenimi Özlem'i hazırladım. Annemi hazırladım. Özge'nin kız kardeşi Ezgi'yi hazırladım. Özge'nin kuzeni Mele'yi hazırladım. En son kendimi hazırlayamadım. Salondan nasıl koşarak çıkıp eve gittiğimi hatırlamıyorum yani. Makyaj nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Eve geldim ve evdeki diğer kuzenlerim elinde eyeliner böyle peşimde geziyordu. Bana da eyeliner sürsene, bana da eyeliner sürsene. Ciddi anlamda çok yorgun oldum ve asla düğünün tadını çıkartamadım. Asla yani salonda böyle ayaklarımda aşırı bir ağrıyla geziyordum. O yüzden düğünden hiçbir şey anlamamıştım ve bu sefer ablamın düğünden hiçbir şey anlamamak istemiyorum. Bu sefer tadına varmak istiyorum. Gerçekten düğün nasıl olur tadına varmak istiyorum. Ablam çok ısrar ediyor. Başkasına nasıl güveneyim diyor. Ablamı da bir yandan kırmak istemiyorum. Ama yani o da çok aslında o da farkında. Hani benim ciddi anlamda çok zorlandığımın. Sizce ne yapsak? Siz olsanız ne yapardınız? Bu kadar makyaj yeterli. Ruj falan sürmeli miyim? Hafif bir geçeyim. Bu kadar yeterli. Tamamdır. Makyajım hazır. Bu mavi tuniğimi giydim. Altıma siyah pantolonumu giydim ve siyah botlarımı giyeceğim. Şalımı takayım. Hazır olmuş olayım. Ve annemlere geçeceğim babaannemi görmeye. Artık orada görüşürüz. Biz şimdi geldik. Arabayı çok uzak bir yere park ettik. Çünkü düğün salonunun park yeri yok. Ve şu anda deli gibi yağmur yağıyor ve ıslak olacağız. Çünkü yaklaşık 500 metre ötesindeyiz salonun. Güzel güzel, her şeyin güzel yanı var. Biraz yağmurun bereketinden falan. Evet. Ay, kameram soğudu. Şimdiye kadar yağmur yağmıyor dedik. İnşallah bunun sonu kar olur. İnşallah. Büyük ihtimal salı akşamı yağar. Topuklu giymeseydin kim sana dedi topuklu giy dedi. Kibar Feyzo. Giymeyeydin, ne yapak? Bu yağmurda topuklunun ne işi var? Ben giyecektim, sırf yağmur yağıyor diye giymedim. Kayarım mayarım. Biliyorsunuz ben böyle yokuş gibi yerlerde çok çabuk kayıyorum zaten. Şey gibi, araba gibi. Dur kızımı bekleyeyim. Gel annem, gel. Beni bırak. Sende topuklu var ama sende şapka var. Bizde o yok şimdi de. Evet. Çabuk olun. Çoğalıyor galiba. Müzik.
Ben eve geldim. Ve tabii. MasterChef izliyoruz. Oylamadaki gibi. Sence kim olacak? Cemre ile başlayalım. Alican olur herhalde. Ben Alican olur gibime geliyor ve Alican'ı da tutuyorum yani. Cemre de çok iyi ama Alican böyle el konusuna da daha güçlüymüş gibi hissediyorum. Onun yanındaki hak eden kazansın diyorum. Tabii ki Cemre kazanırsa da çok sevineceğim. Yüksek bir yani, yani benim için fark etmiyor kim kazanırsa kazansın da. Niye bu kadar ciddi aldın? Bilmiyorum. Bakalım. Mert de burada şu an. Bekliyoruz. Arkadaşlar sanırım Cemre kazanacak. Çünkü Cemre bayağı bir fark attı şu an. Cemre'ye mi 4 verecek? Yani eşit mi olacak? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu sıralar genelde Seda'nın videosunu da artık hep ben açıyorum, ben kapatıyorum ama bu şekilde oldu. Benim kapatmam gerekti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada benim videoma, Rıdvan abiyle, Bacan abimle olan videoma çok güzel yorumlar, çok güzel tepkiler vermişsiniz. Çok sağ olun gerçekten. İzlemeyenler de varsa hala benim kanalıma gidip benim son videomu izleyebilirler. Bacan abimle mükemmel, eğlenceli bir video çektik. Bunu da söylemek istedim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu kanala da abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.